Dinleyeceğiniz hikaye tamamıyla gerçektir. Olay örgüsünü empati kurarak takip ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayedeki kişi isimleri gerçektir. Olay bir öğretmenin başına gelen vakadır. Bir öğretmenin intiharıyla sonuçlanmıştır. Önce öğretmen Kemal'in yazdığı günlükleri okuyalım. 23 Eylül 1999. Bugün öğrencilerimle ilk dersim. Hepsi cıvıl cıvıl öğrenci, maşallah. Bir ay sonra, 25 Ekim 1999. Her gün evin önünde bir kadın duruyor, evime bakıyor. Gözlerini ayırmadan, yüzünü göremiyorum. Duruşu kadın gibi olduğu için öyle söylüyorum. Ne zaman dışarı çıksam onu göremiyorum. Bu şey bir daha gelirse bir hocaya gözükeceğim. 2 Kasım 1999. Az önce evime taşlar atıldı. Kim attı bilmiyorum. Jandarmayı aradım. Gelmesini bekliyorum. Köydeki kişiler hep bana soğuk davranıyor. Bugün bir tanesi bana burayı terk et. Sen uğursuzsun dedi. Şu an bu satırları yazarken ağlıyorum. Ben kötü biri değilim. 12 Aralık 1999. Evimde geceleri biri yürüyor. Ben korkudan yataktan çıkamıyorum. Bana fısıldıyor sanki. Uğultu gibi sesler duyuyorum hep. Yarın gidip ilaç alacağım. Yoksa kendimi öldüreceğim. Kafayı yemek üzereyim. 15 Aralık 1999. İlaçları içtikten sonra daha kötü oluyorum sanki. Duvarda kanlar görüyorum. Dışarı çıkıp hava alayım diyorum. Bu sefer de taşlar atılıyor. Ama yemin ederim ki kimse yok. Yemin ederim kimse yok. Ben deli değilim. 21 Aralık 1999. Bu satırlar son satırlarım. Biri kulağıma öl, öl diye fısıldıyor. Bu sefer onu dinleyeceğim. Köylülerin hocayla ilgili anlattığı bir olay. Ben Mehmet, kahve işletirim. Kemal'i severim, iyi hocaydı. Selamı esirgemezdi. Ama son günlerde okula gitmez oldu. Ben bir kere şahit oldum. Evinin önünden geçerken çığlık sesleri duydum. Duvara bakıp konuşuyordu. Sinkaflı küfürler ediyordu. Evin içinde koşup duruyordu. Zaten bunun kaldığı ev Fatih diye bir muskacıya aitti. Geçen yıl öldü. Muhtar evi öğretmene verdi. Bir gece yarı çıplak şekilde sanırım uyur gezer şekilde evin önünde volta atıyordu. Zaten o sabah evinde ölü bulundu. Mekanı cennet olsun diyeceğim de bilmiyorum artık ne kadar doğru. Ben Hasan, çiftçiyim. Bu yüzden geceleri hat değiştirip geliyorum. Bir gece gelirken Kemal öğretmeni ağacın altında uyurken buldum. Kaldırdım. Ben nasıl geldim buraya dedi. İçkili sandım. Bir şey demedim. Ertesi gün motorla gelirken yine onu gördüm. Evinin önünde birilerine bağırıyordu. Küfürler ediyordu. Sonra kafasını tutmaya başladı. Ya çarptı ya da başka bir şey. Bağırdığı yerde boş arazi. İki tane erik, incir ağacı var. Başka da bir şey yok. Zaten derslere de gitmiyormuş bu. Geçen sabah namazına mütakip camiye giderken bir çığlık sesi duydum. Evin önünde köpekler doluydu. İçeri girdiğimde Kemal'i ölü buldum. Koştum, herkese haber verdim. O gündür tarlaya gece gitmem. Köyde hayat biter saat 10 olduğunda. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Kemal öğretmen neden öldü bilinmez. Hikayesi hala sır. O evde paranormal olaylar daha sonra yaşanmaya devam ettiği için köy terk edilmiş durumda. Hikayede adres bilgisi ve kişilerin tam adları verilmemiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.